Benim aslında hedefim burada biraz daha bu çalışma odaklı şeyde kendine odaklanmak deyince ben biraz daha videoyu farklı düşünmüştüm de biraz aceleye geldik kusura bakmayın gene. Ancak sıkıntı yok. Alın size part 2 yapıyorum. Odaklanmaktan bahsediyorduk. Kendimize odaklanmak değil de iş odağı olarak düşündüğümüz zaman biliyorsunuz hepimiz kendi işimizi, kendi şeyimizi yani ders çalışmak olsun, iş yapmak olsun, farklı bir hobi olsun, etkinlik olsun şekilde bir şeye odaklanmaya çalışıyoruz ancak bunu her zaman başaramıyoruz. Bu büyük bir problem ve bence bunun bizim açımızdan çözülmesi gerekiyor. Şimdi böyle dedik. Bir bakalım odaklanmayı etkileyen faktörler neymiş? Şimdi burada ne ne diyor abi? Aşırı kaygı ve stres. Şimdi kafan doluyken kafan başka bir şeye odaklıyken önündeki şey odaklanamaz. Bu ister kira olsun, kira borcu olsun, kredi kartı borcu olsun, sevgiline tartışmışsındır bu olur. Korku vardır işte ne bileyim babandan korkarsın dersine çalışamazsın. Ders çalış diye sana baskı yapıyordur. Ama bilmiyorum o korku sana böyle aşırı şey getiriyor, stres getiriyordur. Bir türlü odaklanamıyorsundur. Burada ne demiş peki abi? Kaygı ve stres seviyeleri yüksek olan öğrenci alışmaya karşı istek şey çalışmaya karşı yanlış yazmışlar. İsteksizlik veya sürekli erteleme başladığı konuyu ya da testi bitirmekte zorluk çeker. Doğru. Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Mesela bende de şöyle bir durum oluyor. Ya of şimdi metin mi yazacağım ya? Ben mesela bugün yaptığım şeyden bahsedeyim. Stres değil de mesela çekim yapmak bana biraz stresli geliyor bazen. Çünkü 30 dakika boyunca bir şey odaklı olarak çalışmam lazım. Tamam mı? Her zaman o modu bulamıyorsun. Kendinde bulamıyorsun. Öyle olduğu zaman da erteliyorsun. Ben birazcık bunu yapıyorum. Bazen tembelliğim tutuyor ya yani. yalan değil. Ama mesela ne oluyor diyorum ki kendime yapmak zorundayım abi. Timeline şeyim var yani deadline'ım var benim o zaman çizelgemi uymam lazım diyorum yapıyorum. Yeme alışkanlıkları demiş ikinci olarak yanlış yemek alışkanlıklarına sahip olmak uzun süre odaklanmanın önünde çok büyük bir engeldir hazır yemekler yerine sağlıklı ve dengeli öğünleri tercih ederek içine de dikkat verebileceğiniz süreyi arttırabilir. Ben sağlıklı yemek kısmı değil de çok yemek kısmında buna kesinlikle katılıyorum. Bazen yani ağır yemek yiyorum. Ben yemeği seven bir adamım. Yediğim zaman şöyle oluyor abi. Of diyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Beyin böyle kendini kapatıyor. Diyor ki ya of ağrım var böyle soda içiyorum olmuyor diyorum ki ya bir yatayım uyuyayım Bugün benden verim olmaz diyorum. Ya e çalışabileceğim günü kendi kendime sabote ediyorum. Dış etkenler. Asıl benim konuşmak istediğim konular işte. Cep telefonları. Dağınık çalışma alanları. Ve çalışkan çalışkan konuşma aynen. Çalışkan konuşma arkadaşları dikkat dağıtan dış etkenlerin başında gelmektedir. Burada mesela benim odaklanmak istediğim şeyler şunlardı. Cep telefonu ve zaten şeyi biliyorsunuz. Aşırı sosyalleşmek de bence odaklanmayı bozuyor. Mesela çok fazla grubunuz vardır, çok fazla arkadaşınız vardır. Tamam mı? Bir şey yapmak istiyorsunuz. Bu bana olur. Örnek vereyim şimdi. Biraz ayıp olacak ama mesela kız arkadaşımla bile buluştuğum zaman çok fazla buluşmaya başladığım zaman biraz şey oluyor. Yanım sıkılıyor. O da şundan dolayı. Ya benim yapacak işlerim var. Tamam odaklandık güzel oldu ama ya benim işlerim var abi benim işlerim kaldı. Ya keşke biraz da oraya odaklansam. Burası bir bitse de oraya gitsem gibi oluyor. Bu her ne kadar hoş bir yaklaşım olmasa da bu böyle bir şey. Arkadaş grubundan baktığımız baktığımız zaman da şöyle bir durum oluyor. Biri seni arıyor, öbürü kapatıyor işte öbürü arıyor, sonra o, o kapatıyor, öbürü arıyor. Herkes seni bir yere çağırıyor e, tamam da kardeşim iş yapman lazım. Bu bir bahane olamaz senin için. Senin sorumluluğun da olması lazım bu işin. Ama olduk mu da oluyor işte. Herkesin derdini veya tasasını dinlersen, her şey diyene koşarsan odaklanamazsın. Yani geri geldiği zaman hayır demeyi de bilmen lazım. Hedef ve kaygı eksikliği. Hmm. Vurdum duymazlık. Hedefi olmayan bir gemi batmaya mahkumdur veya kaybolmaya mahkumdur diyelim. Bazı öğrenciler derslerde öğrendiklerinin anlamsız olduğunu ve gerçek hayatta işe yaramayacağını düşünerek ders çalışmakta isteksiz olabilir. Okulda pek çok saçma sapan şey öğretiliyor. Doğru. Öğrencinin uzun süreli bir hedeflerin, hedefinin olmaması veya bu hedefe ulaşamayacağına dair bir kaygısının olması, kaygısının olmaması da öğrenciyi uzun süre odaklanmaktan alıkoyabilir. Evet. 1- öğrencinin bence kendisini yetiştirmek istiyorsa bir işi öncelikle bir hedef koymalı. Örnek veriyorum. Avukat olacağım. İşte ne olacaksın kardeşim? Ceza avukatı mı olacaksın? İşte ne bileyim boşanma avukatı mı olacaksın? Bunların böyle ayrımları var ya veya hep işte iş avukatı mı olacaksın? Bunu belirlemen lazım. Bunu nasıl çalışacağını belirlemen lazım ve bu işi bir projeye çevirmen lazım. Avukatlıkta çok güzel şey oldu ya. Örneğin kendince bir vaka çalışması yapabilirsin. Kendince bir takım işte senaryolar yazabilirsin. Bunları danışabilirsin. İşte hocalarına, profesörlerine falan. Böyle bir şey yapabilirsin. Yani hedefi ne olacak? Belki de hani avukat olmak isteyen adamın avukat ol şey yapması lazım. İşte atıyorum boşanma oranı nedir Türkiye'de tamam mı? 3 kişiden ikisi boşanıyor mu? Yani 3 çiftten ikisi boşanıyoruz. Ha dersi ki tamam böyle bir açık var. Ne kadar işte aktif olarak çalışan var. Bunları bile belki hesabını yapması lazım ki önünü daha rahat görebilmesi için. Yine bu bir köşeye. Burada ne diyordu? Bakayım şöyle bir başlık. Odaklanma ve konsantrasyonu geliştiren 6 ipucu. Şimdi Öncelikle çevreden bahsediyor. Tamam mı? Çevre faktörü diğer birçok sorunda olduğu gibi bu konuda da karşımıza çıkıyor. Ancak burada bahsettiğimiz çevre kavramını çalışma ortağımız olarak değerlendirebiliriz. E tamam bahsettiğimiz şeyler. Ben mesela biraz dağınık çalışıyorum. Mesela şu an yan tarafa bütün her şeyi yığdım. Masamı toparladım attım oraya. Bunu niye yaptım mesela? Aslında burada bir çalışma yapacağım için şu an bir performans sergiliyorum ya. Burasının daha düzgün olabilmesi için buradaki bütün gereksizleri aldım oraya koydum. Burayı tamamen odak alanım içerisindeki eşyalarla doldurdum. İşte kahvem, defterim, kalemim, suyun falan var. Telefonumu koydum köşeye. Arada mesela şey yapıyorum. Açıyorum buradan mesela. Sesimi dinliyorum. Bakayım ses güzel geliyor mu gelmiyor mu? Eğer gelmiyorsa zaten diyorum ki tamam abi. Şu an bir problemim var diyorum. Ona bakıyorum. Şimdi bunun haricinde çalışma ortamı içerisinde yapmanız gereken şey aslında çalışacağınız şeyleri sadece masanızda veya işte çalışma alanınızı tutmak. Bu gerçekten çok işe yarayan bir şey. Ama bunun haricinde işte temiz ve düzenli olabiliyorsanız lütfen öyle olun. Çünkü benim şu an yan tarafımı görseniz aldıramadığım yığınla defter kitap var. Hiç hoş bir manzara değil. Fiziksel ve zihinsel. Bakalım abi ne diyor. Zihinsel ve fiziksel bakımından şey bakımdan iyi bir seviyede olmamak doğal bir şekilde beyin fonksiyonlarınızı da etkiler. Ben buna şöyle bir örnek vermek istiyorum. Sürekli oturan bir insan çok tembel hisseder kendisine. Çok nasıl diyeyim harekete geçmek istemez. Tamam mı? Ama mesela fiziksel olan bir insan yani sürekli spora giden insan, spor yapan bir insan şey diyebilir. Atik olur. Abi yapalım. Hadi hadi hemen şey yapalım. Oluşturalım. Bilmem ne. Böyle bir aksiyona girebilir. Çünkü zaten adam eylem adamıdır. Yani onun harcı oturup beklemek değildir. Aksiyona geçmektir zihinsel yönden da işte sağlam kafa, sağlam vücutta bulunduğu gerekçesiyle aslında bu ikisi birbirlerini dengeliyor. Yani zihin de beden de aslında birbirine bağlı olan iki parçadır. Bir bütündür. Bundan kaynaklı olarak da bir tanesini yetiştirmek istiyorsan diğerini de yetiştirmen lazım. Bu yüzden de zihin ve fiziksel olarak beraber aktivite etmen lazım. Benim en büyük hatalarımdan bir tanesi de düzenli olarak spora gidememek. Dikkat dağıtıcılar yine konu odaklanma olunca dikkat dağıtıcılar son derece kapsayıcı ve geniş bir tanım halde yani işte telefon muhabbeti, işte arkadaş muhabbeti dediğimiz gibi. Bunlar yine konuştuğumuz şeyler. Bak şimdi ne diyor? Telefonunuzdan bir süre ayrılın. Çalışma ortamını güzelleştirin. Bundan bahsedecek çalışmanızda olduğu gibi molanızda da planlayın. Benim bir tane video vardı. Başarılı olmak için diyo tekniği diye. Disiplin, istikrar, organizasyon başlattı. Tamamen benim geçen sene biraz şöyle bir planım vardı. Kendimi geliştirmeye adayacağım gibi bir motto ile başladım hayatımın işte o aşamasına. Spora da eğitime de düzenli olarak aralık şey yapıyordum ve işte projem de neydi? Youtube'a başlamaktı. Bu noktada işte benim şeyim vardı. Pomodoro tekniğini kullanıyordum. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. 25 dakika çalışıyordum. 5 dakika dinliyordum. 25 dakika tekrar çalışıyordum. 5 dakika dinliyordum. Daha sonra farklı bir konuya geçiyordum. Böyle işte atıyorum İngilizce çalışıyorsam daha sonra başka bir konuya geçiyordum. Böyle bir çalışmam vardı. O yüzden planlı çalışmak iyidir. Hangi gün neye çalışacağını biliyorsan. Hangi gün işte hangi saatte ne yapman gerektiğini biliyorsan sen doğru yoldasın abicim. Hatta bunun için günlük falan da tutuyordum ben. E, şimdilerde birazcık o bozuldu. Ama bozulmasının kötü bir tarafı değil. Yani kötü bir şekilde bozulmadı. Şöyle oldu. Eskiden yaptığım şeyleri not ederek aslında biraz o alışkanlığı elde etmeye çalışıyordum. Ancak şimdi aslında o alışkanlığın kendisi oldum. Yani benim için işte pazartesi günü evet işte video çekim günüdür. Salı günü işte, işte metin yazma günüdür diyorum. Tamam mı? Ama şu oluyor. Pazartesi salı günü olmuyor istediğim olmuyor ama mesela cumartesi pazar illa o metin yazılıyor illa o video çekiliyor yani o hafta o göre bitmiş oluyor aslında. Birazcık haftalık olarak daha çok e, diyorum ki hafta bu hafta bunlar bitecek diyorum onlar bitiyor. Bunu zaten haftalık olarak video paylaştığım için hani buradan da takip edebiliyorum bu hafta video paylaştım evet bu hafta hazır gibi. Yani birazcık aslında konu diğer işlerden çok biraz YouTube'a kaydı galiba yani. Biraz ona bir odaklamam lazım diyeceğim. Neye odaklayacağız ki? Başka şeyler girdi araya. Yani sadece kendime odaklanamıyorum son dönemlerde. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza dikkat edin. Bundan bahsettik zaten. Bir egzersiz yapın. Aslında bunun ikisi aynı şeyler. Burada başka bir şey kalmadı. Burada biraz şeyden var ama Pomodoro tekniği burada. Burada bakalım adamlar ne demiş. Dikkatinizi dağıtan şeylerden kurtulun. Gene aynı şey. Küçük dozlarda kafein tüketin. Bunu Bilmiyorum ya. Hani ne kadar etkili olur. Mesela kafein uykuya açar derler. Ben kahve içip uyuyorum abi. Ancak kafein bil bilgisayar güçlendirici kafein bilgisayar güçlendirici özelliklerinden yararlanmanın anahtarı onu ölçülü tüketmektir. Ben tüket ölçüyü ölçü çoktan kaçırdım ya. Buna bir şey diyemeyeceğim. Pomodoro tekniği de az önce bahsettiğim gibi 25 dakika ders işte iş 5 dakika dinlenme. Daha sonra zamanlayıcı tekrar ayarlayın ve işe dönün. Bu şekilde 4 tur tamamladığınızda yaklaşık 20 ile 30 dakika uzun bir mola verebilirsiniz. Kısa molalar verin. Kısa molalarda bende şöyle bir şey var. Ben zihnimi aşırı bulanan bir arkadaşım. Böyle bir durumum var. Son zamanlarda bunu evet bayağı bir farkındayım. Yani şöyle farkındayım bir şeye odaklanmaya çalışırken bile zihnimin arkasında farklı konular hakkında çözümler üretiyorum veya fikirler oluşturuyorum. Bunu biraz da işte kız arkadaşımla falan da yan yanayken daha da ortaya çıktı. Çünkü kendi insan kendi başınayken bunun farkında olmuyor. Ama sesi düşünmeye başladığı zaman o yakalanmaya başlıyor. ve zihinsel faaliyeti çok şey olduğu için mesela bunu durduramıyorum. Durduramadığım için de şöyle bir çözüm buldum. Bir işe odaklanıyorum odaklanma işte o işin o hakkını verdikten sonra zaten bir ağırlık çöküyor bana. Bu ağırlık çökme sürecinde işte nasıl bir mola verebilirim diye düşündüm. 15 dakikalık bir uyku şey yapıyorum kendime. Molası yapıyorum. İlginçtir ama gerçekten 15 dakika alarmını kuruyorum. Yatıyorum abi. Bir dakika içerisinde hakikaten de uyuyorum. Yani o alışkanlığı edindim. O 14-15 dakika içerisinde zihin sıfırlanıyor. Yani orada uyuyorsun. Yani hiçbir şey düşünmüyorsun. Kafa böyle bir parıl parıl oluyor. Ondan sonra uyandıktan sonra tekrar ne istiyorsan ona odaklanabiliyorsun. Yani ben böyle çalışıyorum. Yapabilen var mı bilmiyorum. Yeterince doğru şey yeterince ve doğru beslen. Tamam bunu geçtim. Kaliteli uykunun gücü. Uyku konusunda da disiplinliyimdir abi. Ben 12 deyince yatarım. Normal şartlarda. 6.30 deyince de kalkıyorum. Yani 6, 6 ile 6.30 saat arası bir uykum oluyor. İşe böyle gidiyorum. Ve başkalarının aksine mesela ben bu konuda taviz de vermiyorum. Ne diyor burada mesela? Bu noktada uzman tavsiyelerine göre günlük uyku saatinizin ortalama 7 ile 8 saat olması lazım. İşte bende o yok ya. 6,5 saat yetmez mi? Yarım saat ya. Neyse. Ya şöyle taviz vermiyorum. Mesela ben şu an bayramdayım. Bayram tatilindeyim. Değil mi? Benim ama alarmım hala açık. Alarmım hala açık. Şunu yapıyorum. 6.30'da uyanıyorum. İşimin başına geçiyorum. Bu alışkanlığı şöyle düşünüyorum. Kafamdaki mantık şu. Kardeşim ben haftanın 5 günü bir insanın yani bir adamın ya da kadının fark etmez bir şirket için kalkıyorum ve 6.30'da kalkıp hazırlanıp işte işimin başına geçiyorum. Değil mi? Niye kendim için aynısını yapmayayım? Niye kendim için bunu yapmıyorum? Bu mantıkla ilerliyorum. Ve ben hafta sonları da mesela elimden geldiğince yapayım. Gene tabii bir saat fazla koyuyorum da. Bunu bozmuyorum. Ve diyorum ki ben kendim için de 6.30'da işte ya da 7.30'da kalkacağım diyorum. Bugün mesela dün biraz geç yattım. Ama yine kendimi 6.30'da kalkmaya zorladım. Olmadı. Bir saat daha uyudum işte. 7.30 gibi falan kalktım. Ama ne yaptığımı söylüyorum. İki tane video edit yaptım. Sonra gittim. Birkaç tane shorts hazırladım. Ona gittim. E, ee, neydi onun adı? Bir buçuk bölüm şey izledim. Belgesel izledim. Hitler'in şeyini nihayet bitirdim. 2-3 haftadır adamın belgeselini bitirmeye çalışıyordum. Onu da bitirdim. Bunların hepsi 11-11 buçuk 11 gibi bitti. Sonra abi gittim. Metin yazdım. Güzel de bir metin yazdım. Hatta şimdiden şey yapayım. Reklamı da yapayım. TTA için yazdım. Ziya Gökalp. Türkçülüğün esaslarını böyle bölüm bölüm girmek istiyorum. Baya böyle incini cincini çıkartacağım. Öyle girdim. Girdim gireceğim de. Onu yazdım. Sonra dışarı çıkma durumum oldu. Birkaç tane işim vardı onları hallettim. Eğer onlar olmasaydı bugün video çekmeye başlayacaktım. Ancak sıkıntı yok. İşte bugün bu videoyu işte yayını kapattıktan sonra gideceğim. Bir metin daha yazacağım. Yarın da muhtemelen 12'den önce yine iki tane metin yazmaya çalışırım veya edit yaparım. Sonra 12'den sonra çekimlere başlayacağım. Muhtemelen yarın hiç kimseye söz vermeyeceğim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Oturacağım. Belki ikişer tur video çekeceğim. Hem TTA hem BB için. Ve kendim böyle çalışacağım abi. Ve bundaki hedefim de pazara kadar böyle gidebilmek. Muhtemelen %80 oranında giderim. Ancak giderim. Yani bunu böyle yaparım. bunun haricinde işte dediğim gibi yani uykudan nerelere geldik ya. Ben böyle çalışıyorum abi. Böyle odaklı çalışıyorum yani. Yani görevim, planım, plan, e, görev bilincim vardır. Bu bir de bir yılın ardından gelen bir şey olduğu için biraz da kümülatif ilerledi. Yani metin yazmak da bana koymuyor. İşte YouTube videosu demek de bana koymuyor ki fark ettim ki bayağı da hızlanmışım bugün. Yani normalde belki bir saat falan harcadığım şeye şimdi o belki harcıyorum 20 dakika falan ne yapmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. Sırasını da biliyorum. Sıra, belli bir sırası var onun. Ona göre yapıyorum yani. Neyse baba. Geçiyorum. Ha bak bir iş planı belirli. Aslında güzel olmuş bak. Az önceki şeyle beraber anlattım işte. Farkındalığınızı arttırın. Neymiş bu? Zihniniz olması gereken yerden uzaklaşma eğiliminde mi? Merak etmeyin. Kesinlikle yalnız değilsiniz. Dikkati dağınık düşünme yaygındır. Ve hepimiz deneyimlediği bir şeydir. Bu durum genellikle önünüzdeki göreve yeterince odaklanmayı zorlaştırır. Dediğim gibi benim bu alanda bir şeyim yok ya. Problemim yok ama ben de buraya gelene kadar tabi bunları aştım. Bu birazcık alışkanlıkla alakalı. Evet ilk başta zihin dağılmak istiyor. Kafayı kaldırmak istiyor. Kaldırıyorsun da yani ben metin yazmaya çalışıyorum da yazamıyorsam da yazamam abi. Yani durdururum kendimi. Derim kendi kendime ya tamam yani. Okey olmuyor yapacak bir şey yok. Kafamı kaldırıyorum. 5 dakika. Bir daha bir okuyorum yazdıklarımı. Sonra diyorum ki evet tamam. Okay. Bak bunun üzerine daha bunu yazabilirim diyorum. Yazmaya devam ediyorum metnime. Farkındalığımı nasıl arttırıyorum? Ne için yaptığımı çok iyi biliyorum. Hedef diyorum ya. Hedef bir milyon falan. işte. bunu biliyorum. Bunun hedefinde ilerliyorum. Bunun farkındayım. Yaptığım şeyin farkındayım. yapmak istediğimin farkındayım. Yapılacaklar listesi oluşturun. Yine aslında aynı şey. Haftalık programlar yapmak. İşte bunun üzerinde bir şeyler planlamak. Benzer görevlere odaklanın neymiş bir ona bakalım. Bir görevin başka bir göreve geçmekten sıkıldınız mı? Evet düşündüğünüzün aksine çoklu görev daha etkili veya verilmi değildir. Aksine farklı ve çoklu görevler odaklanmanıza zarar verebilir. Bu nedenle benzer görevleri seçin bunları bir arada gruplayın ve birer birer yapın. Hmm, mantıklı. Evet olabilir olabilir olabilir. Yani buna ben ne örnek verebilirim? İki tane YouTube kanalı var aslında yani. Biri tarih biri başka hani genel içerik olduğu için aslında aynı şey yapıyorum. Bir şey yok yani bir yandan da Twitch işte yani. Bu benim için benzer görevler hepsi aynı şeye çıkıyor aslında. Ne koyabiliriz abi bunu düşüneyim bakayım ne bileyim bir gün araba tamiri bir gün İngilizce yani aynı gün içerisinde belki yapmaktan bahsediyor olabilir. Bir gün başka bir şey odaklan. spor yap işte kardiyo yap aynı gün git bir de işte spor yap futbol oyna bir şey yap yani böyle bir şey yap bir günde otur sadece İngilizce çalış ne bileyim İngilizce dizi izle film izle böyle şeyler yani benzer şeyler yap bak birbirini de desteklerler aslında e ben bunu mesela <laughs> yok bu projeyle alakalı bir konu olacak başka bir şeyden bahsedecektim o bende kalsın şimdilik projeyi dönüştürme benim için çok önemlidir ama bu hani bu başlığın şeyi değil an tanıtımı değil. O yüzden de onu daha sonradan konuşuruz. Aslında çok da uzatmayacağım. Bu kadar. Dediğim gibi katil modundayız hala. Kafamıza göre takılıyoruz. Bir saat olmuş. Bence yeter de artar abi. Yani. Daha ne anlatalım. Benim için güzel bir yayın oldu. İzleyenler olursa eğer. Teşekkür ediyorum abi izlediğiniz için. Buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.